Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bir video ile tekrar karşınızdayız. Evet, bir önceki videomuzda dünyamızın şeklinin geoid olduğunu 3 tane kanıtla göstermiştik. Şimdi de dünyamızın daireye benzemesini, yuvarlığa benzemesini, bakın daire olmasını demiyorum, daireye benzemesinin, yuvarlığa benzemesinin veya geoid olmasını, yani kısacası küresel olmasının bazı sonuçlarından bahsedeceğiz. Şimdi dünyamızın küresel şeklinin sonuçlarına baktığımızda bunlardan ilki nedir? Işınların geliş açısıdır. Işınların geliş açısı dünyamızın küresel şeklinden dolayı kutuplara doğru daralmaktadır. Şimdi dünyamız diyelim ki küresel değil de şöyle hafiften soba borusuna benzeyen bir şekilde olsaydı dünyamız. O zaman ne olurdu? Dikkat ediniz, ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde dünya soba borusu şeklinde olsaydı. O zaman ışınların yeri değim açısından arkadaşlar dikkat edin. Herhangi bir değişme meydana gelecek miydi? Hayır, gelmeyecekti. Ama dünyamız nasıldır? Tabii ki dünyamız böyledir. Küresel bir şekli vardır. Dünyamızın bu küresel şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde ışınlarımızın yere değim açısında görüyorsunuz bir daralma söz konusu olmaktadır. Şimdi baktığımızda şu ekvator çizgisinin üzerine malumunuz kuzey yarım küre diyoruz. Ekvator çizgisinin altına güneyine güney yarım küre diyoruz. Dikkat ediniz, ışınların geliş açısı kuzey yarım kürede kuzey yönünde daralmakta. Güney yarım kürede ise güney yönünde daralmakta. O zaman size şöyle bir soru sorsam, desem ki Türkiye hangi yarım kürededir? Diyeceksiniz ki kuzey yarım küre. O zaman Türkiye'de ışınların geliş açısı hangi yönde arkadaşlar haliyle daralacaktır? Tabii ki kuzey yönünde daralacaktır. Şimdi bu ışınların geliş açısının kutuplara doğru daralmasının ortaya çıkardığı bazı sonuçlar vardır. Yani ne diyoruz? Dolayısıyla diyoruz. Evet, ışınların geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru daraldığı için neler meydana gelir? İlk ve en önemlisi arkadaşlar sıcaklıktır. Sıcaklık, ışınların geliş açısı kutuplara doğru daraldığı için sıcaklık da kutuplara doğru ne yapmaktadır haliyle? Gittikçe azalmaktadır diyoruz. Evet, sıcaklık kutuplara doğru azaldı. Şimdi bununla alakalı olarak karşımıza çıkabilecek olan soru kalıplarına baktığımızda mesela şöyle bir soru kalıbı karşımıza çıkabilir. Hemen dünyamıza zoom yapalım. Evet. Mesela nasıl bir soru gelebilir bize? Hemen yine tabii şuradan ekvatorumuzu bizim çizmemiz gerekiyor. Ekvator çizgimiz. İşte şuradan birinci merkezler, şuraya ikinci merkezler, şuraya üçüncü merkezler, şöyle de kalkar şuraya dört der, bir de şuraya 5 numara diyebilir arkadaşlar. Mesela soruda bize der ki verilen noktaların hangi ikisi arasında sıcaklığın farklı olması olmasında dünyanın şekli etkilidir. Dünyanın şekli etkilidir şeklinde arkadaşlar sorabilir bize. Şimdi şunu da belirtelim. Arkadaşlar dünyanın şekli demek yani aynı zamanda enlem demektir. Dikkat edin. Enlem demektir. Yani dünyanın şeklinin sonuçlarıyla enlem etkisi aynı şeydir aslında. Şimdi tek neden enlemdir soruyorsa bize veya dünyanın şekli etkilidir diye bizi soruyorsa arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer bir merkez ekvatora yakınsa sıcaktır, ekvatordan uzaksa soğuktur. Yani orada olay ortadaki temel mantık bu. Şimdi mesela baktığımızda 1 ve 3, 2 arasında sıcaklığın farklı olmasında tek neden enlem olabilir mi? Olabilir değil mi? 1 ile 3 arasında olabilir. 1 ile 4 arasında o da olabilir. 1 ile 5 arasında, evet 1 ile 5 arasında enlem etkili olabilir. Ama bunun dışında bakın 5 numara kare içerisinde olduğu için bunda yükselti, karasallık gibi faktörler de etkilidir. O yüzden tek neden enlem değildir sıcaklıklarının 1 ve 5'te sıcaklıklar farklı olmasında. Dikkat edin, bakın soru kalıbına burada dikkat etmenizi istiyorum. Tek neden enlemdir diyor. Yani denizellik, karasallık, yükselti hiçbir şey etkili olmayacak. Sadece enlem etkili olacak. O yüzden tek neden enlemdir diye bize soru soruyorsa o zaman bakın neye dikkat edeceğiz? Verilen merkezlerin deniz kenarında ve birinin kuzeyde birinin güneyde olmasına
Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle sorular gelebilir bize. Der ki işte enlemle açıklanamazlar. Mesela enlemle açıklanamaz. Mesela burada 3 ve 5'e baktığımda 3 deniz kıyısında 5 kare içerisinde. Dolayısıyla 3 burada deniz kenarında olduğu için daha sıcaktır. 5 numara kare içerisinde yer aldığı için daha soğuktur. Dolayısıyla bunların sıcaklıktan farklı olmasında enlem etkisini biz söz edemeyiz. Çünkü aynı enlemde yer aldıkları için bunlar. Yani ekvatora eşit uzaklıkta oldukları için ışınları alma açılar aynıdır. Mantıken de sıcaklıklarının aynı olması gerekirdi. Ama işte biri deniz kenarında, birisi kara içerisinde yer aldıkları için bunların sıcaklıklar farklılık gösterebilir. Yani burada iki çeşit bizim soru karşımıza çıkabiliyor. Dediğimiz gibi birincisi tekneden enlemdir sorusu veya sıcaklık enlem ilişkisiyle terstir veya enlemle açıklanamaz şeklinde sorular bizim karşımıza çıkabilmektedir sevgili arkadaşlar. Evet, sıcaklık kutuplara doğru azalır dedik ve ortaya çıkabilecek olan belli başlı soru kalıplarından iki tanesinden bahsettik arkadaşlar. Devam edelim. Sıcaklık kutuplara doğru azaldı haliyle denizlerdeki buharlaşma ve denizlerdeki tuzluluk oranı ne yapar sevgili arkadaşlar? Tabii ki azalır diyoruz. Mesela hemen bununla alakalı da yine bir soru yapalım. Arkadaşlar burada dünya üzerindeki denizleri, okyanusları iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Mesela burada şöyle bir soru yapacak olursak. Mesela şurada bir denizimiz var, değil mi? Kimdir bu? Kızıldeniz. Şurada bir deniz var. Kimdir bu? Akdeniz. Burada bir deniz var. Kimdir bu? Karadeniz. Bir de şurada bir denizimiz var. Kimdir bu? Tabii ki Baltık Denizi. Soru bize der ki bunların der tuzluk oranlarını çoktan aza doğru sıralayın diye sorabilir bize. O zaman en tuzlu deniz kim olacak? Tabii ki Kızıldeniz. Sonra Akdeniz. Sonra Karadeniz. Sonra Baltık Denizi olacaktır arkadaşlar. Evet, sonuç itibariyle kutba doğru gittiğimizde denizlerimizdeki tuzluk oranında bir azalma söz konusu olmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet, buharlaşmada ne yapar dedik? Kutuplara doğru azalır, tuzluk oranında kutuplara doğru azalır dedik. Peki bitkilerin olgunlaşma süresi? Bitkilerdeki olgunlaşma süresi ne yapar kutuplara doğru? Aynen dediğiniz gibi uzar. Yani çiçek yetiştirenler bunu bilir veya tarımla uğraşanlar bilir. Bir bitki sıcak havada veya sıcak bir ortamda çok çabuk olgunlaşırken soğuk ortamda daha geç olgunlaşabilmektedir. Devam edelim. Peki sevgili arkadaşlar, ışınlar giriş açısı kutuplara doğru daraldığı için gölge boyu kutuplara doğru ne yapar? Gölge boyu evet kutuplara doğru uzar değil mi? Şimdi nasıl yani Osman Hoca diye soracak olursanız mesela şöyle yapalım. Şöyle bir zemin çizelim. Şurada bir cisim var. Şurada bir cisim var. Başka bir cisim de burada var. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bir güneşimiz olsun. Şimdi dikkat ediniz. Şu güneş bu cisme, hemen güneşimizi de tabii süsleyelim şurada. Bu güneş bu cisme görüyorsunuz tam 90 derecelik açıyla vuruyor. O zaman burada gölge olur mu? Burada gölge oluşmaz. Şuna bakalım. Bakın buna biraz daha böyle eğik açıyla vuruyor, değil mi? Ya bu kalemin ucunu kızım kırdı. O yüzden yazmıyor. Evet. Bakın şöyle geldi. Bakın bak 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 görüyor musunuz? Bakın nasıl eğik açıyla vuruyor. Dolayısıyla hemen şurada ne oluşacaktır? Akabinde gölge oluşacaktır. Bakın. Şimdi bakın şuna görüyor musunuz? Bakın bak 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 ne kadar eğik açıyla vurdu. Otomatikman şurada hemen ne oluşacaktır? Bir gölge oluşacaktır. Sonuç. Işınlar geliş açısı kutuplara doğru daraldığı için gölge boyu da ne yapmaktadır haliyle? Kutuplara doğru daralmaktadır. Burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. O zaman Türkiye'de en uzun gölge hangi şehirde olur? Tabii ki Sinop şehrimizde olur. En kısa gölge Hatay şehrimizde olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Işınlar geliş açısı kutuplara doğru daraldığı için gölge boyu ne yapar dedik? Kutuplara doğru uzar dedik. Peki akarsuların donlu kalma süresi ne yapar? Tabii ki bunu da kızım kırmıştı ucunu. Akarsuların donlu kalma süresi ne yapar?
kutuplara doğru tabii ki uzar, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu çıkmış bir sınav sorusudur. Devam edelim. Yine aynı şekilde kutuplara doğru gittiğimizde bitkiler ne yapar? Bitkiler tabii ki kuşaklar oluşturur. Nasıl yani diye soracak olursanız, mesela şöyle dünyanın dörtte birlik bir kısmını çizelim. Mesela 0 ile 30 derece enlemler arası sıcak olduğu için geniş yapraklı ormanlardan oluşur. Mesela 30 ile 60 arası ılıman olduğu için karışık yapraklı ormanlar vardır. 60 ile 90 arasında ise arkadaşlar çam ağacı diye tabir ettiğimiz iğne yapraklı ağaçlarımız bulunuyor. Yani sonuç itibariyle bitkilerimiz kuşaklar oluşturuyor. Yine arkadaşlar, ışınların giriş açısı kutuplara doğru daraldığı için eğer bir rüzgar kutuptan gelen rüzgar nasıldır? Sıcak mı soğuk mu? Tabii ki soğuktur. Eğer ki ekvator yönünden geliyorsa, ekvatordan gelen rüzgar nasıldır? Tabii ki sıcaktır diyoruz. Mesela bunlarla alakalı şöyle bir soru yapalım. Örneğin şöyle hemen bir basit bir dünya çizelim. Çizdik. Mesela sevgili arkadaşlar, şu rüzgar nasıl bir rüzgardır sizce? Sıcak mıdır, soğuk mudur? Tabii ki bu rüzgarımız kutup yönünden geldiği için soğuk bir rüzgardır. Şu rüzgarıma bakıyorum. Ekvator yönünden geldiği için nasıldır? Sıcaktır. Şimdi şuna bakalım. Bakın ekvator yönünden geldiği için sıcak. Kutup yönünden geldiği için nasıldır bu rüzgarım benim? Soğuktur diyorum. Olay oldukça basit. Kardeşim kutuptan geliyorsa soğuk. Ekvatordan geliyorsa gayet sıcak bir rüzgardır. Peki Türkiye'de durum nasıldır? Hemen Türkiye'de bir bahsedelim. Hemen şöyle yine arkamıza doğru bir ilerleyelim. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Türkiye. Bakın şimdi. Türkiye'ye en temelde şöyle 6 tane yerel rüzgar gelir. Bunun kodlamasını biliyorsunuz aslında. Tekrar yapalım kodlamasını. Kodlama neydi? Kayıp sakal. Değil mi arkadaşlar? Kayıp sakal. Şimdi sevgili gençler bakın. Şunu da söyleyeyim size. Bakın Allah rızası için ne olursunuz böyle kayıp sakalı böyle yazın bak. Yani şöyle gidin, saat yönünde gidin. Bazı kardeşlerimiz ne yapıyor? Kayıp sakal yazıyor. Ondan sonra rüzgarların yeri karışıyor. O yüzden kayıp sakal saat yönünde yazacağız. Şimdi K kimdir? K karayeldir. Y kimdir? Yıldız. P kimdir? Poyraz. Şimdi sevgili gençler, bu rüzgarlara baktığımızda bu rüzgarlar Türkiye Kuzey Yarımküre'de olduğu için haliyle kuzeyden geldikleri için nasıl rüzgarlardır bunlar? Tabii ki soğuk rüzgarlardır. Değil mi? Soğuk rüzgarlardır. Bunlara geliyorum. Evet, şu S kimdir? S bizim Samyeli rüzgarımızdır. Diğer adıyla keşişleme. Şu kıble rüzgarımızdır. Bu lodos rüzgarımızdır. Bunlar güney yönünden geldikleri için bunlar nasıl rüzgarlardır? Tabii ki sıcak rüzgarlardır diyoruz. Şimdi bu yine çıkmış bir sınav sorusudur. KPSS'de çıkmıştır. Demişler ki Türkiye'nin işte kışın kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi, yazın güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi Türkiye'nin hangi durumuyla açıklanabilecek bir özelliktir diye. Bu arkadaşlar tamamen Türkiye'nin matematik konumuyla açıklanabilecek bir durum. Yani kuzey yarımkürede olmasıyla alakalı bu durum. Eğer biz güney yarımkürede olsaydık o zaman ne olacaktı? Kuzeyden gelen rüzgarla bakın görüyorsunuz kuzeyden gelen rüzgar sıcak. O güneyden gelen rüzgar soğuk olacaktı eğer güney yarımkürede olsaydık. Evet, kutuptan gelen rüzgarlar sıcaklığı ne yapar dedik? Düşürür dedik arkadaşlar. Devam edelim. Işınlanan geliş açısının kutuplara doğru daralmasının sonuçlarına. Baktığımızda arkadaşlar ışınlanan geliş açısının kutuplara doğru daraldığı için ışınlardaki tutulma oranı kutuplara doğru artıyor. Kutuplara doğru ne yapar? Artar. Şimdi sorabilirsiniz Osman Hoca bu tutulma nedir diye. Arkadaşlar tutulma şudur. Şöyle kabaca bir bahsedelim ondan da. Mesela dünyanın dörtte birlik bir kısmı. Bu da dünyayı çepeçevre saran
bizim atmosfer tabakamız mesela. Şimdi bakın, ekvatora gelen bir ışın ve kutba gelen bir ışın. Ekvatora gelen ışının atmosferde izlediği yolunu görüyorsunuz. Kutba gelen ışının atmosferde izlediği yolu görüyorsunuz. Bakın, ben başka bir kalem alayım da şuradan. Evet, bakın. Ekvatora gelen ışının atmosferde izlediği yol, kutba gelen ışının atmosferde izlediği yol. Şöyle biraz daha büyütelim bunu. Şimdi bak, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burada ekvatora gelen ışın çok kısa yol izlerken kutuplara gelen ışın atmosferde çok fazla yol izliyor. Dolayısıyla bundaki tutulma fazlayken şundaki tutulma nasıldır? Bundaki tutulma daha azdır sevgili arkadaşlar. Sonuç, ekvatordan kutuplara doğru ışınlarımızdaki tutulma oranında bir artış söz konusu olmaktadır. Şimdi bizim bu ışından geliş açısının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum daha var. O da şudur sevgili gençler. Bizim termik basınç kuşaklarımız oluşur. Termik basınçlar oluşur. Şimdi sevgili gençler, iki tür basınç vardır. Biri termik, biri dinamik basınçtır. Termik basıncı duyduğunuzda aklınıza direkt sıcaklık haliyle dünyanın şekli gelecek. Buradaki olay da şöyledir. Şimdi şu bizim dünyamız. Değil mi? Ekvator ışınlar nasıl geliyordu? Büyük açıyla geliyordu. Dolayısıyla ekvatorda sıcaklık fazla olduğu için ekvatorda termik alçak basınç oluşuyor. Çünkü sıcak olan yerlerde termik alçak basınçlar vardır. Kutuplara geliyorum. Kutuplar soğuktu. Dolayısıyla kutuplarda ne vardır? Kutuplarda ise termik yüksek basınçlar meydana gelmektedir. Çünkü kimya bize ne der? Kimya der ki ısınan gazların hacmi artar. Hacmi artan gaz hafifler, hafifleyen gaz yükselir. Gaz yükseldiğinde de zemine uyguladığı kuvvet azaldığı için haliyle o alanlarda alçak basınçlar meydana gelmektedir der kimya bize. Evet sevgili arkadaşlar, burada dünyanın küresel şeklinin ilk sonucundan, yani ışınların geliş açısının kutuplara doğru daralmasının sonuçlarından bahsettik. Bu dediğimiz gibi en temel mevzudur. Bunun iyi şekilde anlaşılması sonraki derslerimizin de çok rahat şekilde anlaşılmasını bize sağlayacaktır. Evet, şimdilik videomuzu burada bitiriyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.